Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer. Konuğum olacak. Bakacağız borsadaki bu durumun sebebine böyle devam edecek mi? Değerlendireceğiz. Önce dönüyorum konuğuma. Hoş geldiniz diyorum Sayın Gencer. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok... Dünya Borsalar Birliği verilerini açıkladık biraz önce. BIST 100 endeksi de son bir ayda %17'ye yakın bir yükseliş kaydetmiş durumda. Artışta en fazla değer kazanan ikinci endeks. Şu anda izliyoruz. Bu yükseliş devam edecek mi? Elbette merak ediyoruz ama şunu anlamak lazım başlamadan önce. Bu artışın sebebi nedir diye soracağım size. Çünkü ilk sırada Arjantin var, bir enflasyon etkisi elbette var bunun içinde ama reel olarak da bir artış var mı? Bunları dinleyelim sizden. Buyurun. Evet, dediğiniz gibi en önemli sebep enflasyon. Yatırımcı artık çok iyi öğrendi ki gelişmekte olan piyasalarda da yatırımcıların bu konudaki bilinci ve tecrübeleri arttı. Yatırımlarını, tasarruflarını enflasyona karşı en iyi borsada hisse senetleriyle koruyabiliyorlar. Bu enflasyon etkisi tabii yadsınamaz. En önemli sebeplerden bir tanesi bu. Ama bir de şunu düşünüyoruz. Yani literatürde davranışsal finans dediğimiz bir bölüm var. Pandemiyle beraber işte akabinde Rusya-Ukrayna savaşı ve işte İsrail-Filistin gerginliğiyle dünya arka arkaya böyle çok kötü zamanlar geçirdi. Ve biraz sanıyorum piyasalar artık iyimser olmak istiyor. Yani bu da davranışsal finansın bir boyutu. Yani uzun süre gayet karamsar gitti her şey. Arka arkaya kötü haberler geldi. Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımız, davranış şeklimiz değişti. Arkadan gelen jeopolitik riskler bu karamsar havayı belki daha da ağırlaştırdı. Artık sanıyorum biraz soluklanmak istiyor. Çünkü bütün dünyada bu trend var. Tabii bu arada Avrupa Birliği ve Fed, yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili de piyasalar çok iyimser düşünmek istiyorlar. Bu faiz indirimleriyle ilgili çok iyimser bir algı geliştiriyorlar. Tam böyle bir iyimser olma çabası var aslında piyasalarda, öyle söyleyeyim. Şimdi hem böyle bir çaba var, hem ortada bir enflasyon var değil mi? Onun da altını çizelim. Bunlar çünkü net getiriler değil. Ben izleyicilerimizi o yüzden yanıltmak istemiyorum. Enflasyonun karşısında borsadaki tüm elbette rakamlar yukarıya çıktığı için endekste de böyle bir ilerlemenin olduğunu izliyoruz. Zira Arjantin'de de öyle. Buyurun. Tabii, bir de tabii şunu unutmamak gerekiyor. Yani hane halkında, bireysel yatırımcılarda işte gayrimenkul yatırımları bütün dünyada hep caziptir. Bu pandemiyle beraber ve artan enflasyonla beraber bütün dünyada gayrimenkul fiyatları da ciddi şekilde arttı ve gayrimenkul ile artık yatırım aracı olarak ulaşım, yani hane halkının ulaşması zorlaştı. O yüzden borsa yatırımları şu anda belki bireysel yatırımcı açısından, özellikle daha küçük yatırımlarını değerlendirmek açısından çok cazip. Böyle de bir şu anda trend olduğuna inanıyorum. Doğru, artık evler o kadar cep yakıyor ki, o kadar ulaşılmaz hale geldi ki. Eskiden biz arabayı ya da evi bir yatırım olarak görürdük, çoluğumuza çocuğumuza belki bırakalım diye, ama şu anda onu bile almak mümkün olmadığı için artık yatırımcı da parasını enflasyona karşı korumak amacıyla borsaya daha fazla yöneliyor. Ama elbette ki bu, şu anda biz yerli yatırımcıdan bahsediyoruz. Bir de yabancı yatırımcıyı merak ediyorum. Yabancı girişi nasıl Türkiye'ye? Bu yükseliş trendi artar mı? Daha da ivmelenir mi? Siz Fed'deki faiz, olası faiz düşüşünden bahsettiniz. Bunun da elbette etkileri olacak ülkemize. Sizi dinleyelim. Yabancı yatırımcı gelir mi? Borsadaki trend devam eder mi? Yabancı yatırımcılarla ilgili, yani yabancı yatırım danışmanlık şirketlerinin çok olumlu raporları var. Yabancı girişi de aslında yılbaşından bu yana başladı. Yaklaşık 500 milyon dolarlık hisse senedi piyasasına, 300 milyon dolar civarında da tahvile yabancı yatırımcı girişi oldu. Tabii gelişmekte olan ülkeler Fed'in ve ECB'nin faiz indirimiyle beraber ciddi yabancı yatırımcı ve sıcak para girişine tanıklık edeceklerdir. Türkiye'de bu anlamda bu yabancı girişinden faydalanacak ülkelerden bir tanesi. Yani olumlu ayrışıyor diyebiliriz.
son dönemde gelen raporlar da gayet olumlu. Bu son haftada zaten işte yine çeşitli raporlara göre yaklaşık 21 milyar dolarlık gelişmekte olan piyasalara yatırım, yabancı yatırımlar oldu. Türkiye'nin tabii bu son hafta bu tutardan ne kadar pay aldığını henüz bilmiyoruz, açıklanmadı, ama yılbaşından bu yana özellikle borsaya 500 milyon dolar civarında bir yabancı girişi mevcut. Evet, faizlerin, bu devam eder tabii, mi? Faizlerin düşmesiyle bu devam, evet, devam eder mi? Evet, faizlerin düşmesiyle devam eder. Türkiye'de seçim sonrası, şimdi seçim tabii her ne kadar yerel seçimde olsa ufak bir belirsizlik yaratıyor. Seçim sonrasındaki yine takvime paralel olarak artarak da devam edebilir. Yani Türkiye 2024 yılı içinde özellikle işte 3. çeyrekten itibaren oluşacak tabloya göre daha artan miktarlarda yabancı yatırımcıyı çekebilir. Yani seçimden sonra da yabancı girişleri hızlanabilir, artabilir, bu şekilde devam edebilir. Peki önümüzdeki bu süreçte, bir seçim süreci de var elbette, enflasyon, siz enflasyondaki duruşu nasıl görüyorsunuz önümüzdeki? Çünkü enflasyon da oldukça önemli. Yabancı yatırımcı ne yapıyor? Türkiye'ye girerken, borsaya girerken cebindeki dolarını önce bir Türk lirasına çeviriyor. Kurların burada önemini anlıyoruz. Daha sonra o TL'sine burada bir getiri sağlıyor, borsa endeksindeki o getiri kadar. Ancak hem TL bazındaki enflasyondan dolayı bir kaybı uğruyor, o bir kayıp olarak yansıyor hanesine, hem de parasını tekrar dövize çevirirken o dolardaki yükselişten dolayı da yine orada bir, yani dolar bazında da bakmak lazım endekse, enflasyonu da göz önüne almak lazım. Bu iki etkeni de içine katarak baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz borsayı, enflasyonu da göz önünde bulundurarak? Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın çabaları devam ediyor. Hı hı. Yeni Merkez Bankası Başkanımızın da zaten geçen işte hafta sonunda yaptığı toplantı, yani hafta sonuna doğru yaptığı toplantıda bu vurguları devam etti. Tabii burada beklenti işte Mayıs ayından sonra özellikle enflasyonun düşüş trendine gireceği ve 2024'ün sonuna kadar işte belli bir mesafe kat edileceği de toplantıdan çıkan özet. Şimdi tabii şöyle bir gerçeğimiz var. Yani borsada hisse senetleri enflasyonun çok üstünde kazanç da sağlayabiliyor. Yani hangi hisse sektöre göre de değişir. Evet. Tabii hangi sektöre yatırım yaptığınızda paralel olarak enflasyonun çok üstünde yatırımlar elde edebiliyorsunuz. O yüzden tabii zaten borsa veya hisse senetleri yatırımcı açısından son derece cazip yatırımlar. Bu arada tabii enflasyonla mücadelede işte kurlardaki artışın da belli bir seviyede tutulacağını biliyoruz. O nedenle yabancı yatırımcılar içinde hisse ve sektör seçerek borsaya girişlerin cazip olabileceğine inanıyorum. Şimdi bir de tabii şuna bakmak lazım. Yılın ikinci yarısında parasal bir sıkılaştırma gelebilir mi? Böyle bir süreci de sonuçta konuşuyoruz. Bu parasal sıkılaştırma gelirse enflasyondaki yavaşlama ihtimaliyle birlikte devamındaki borsa üzerinde bir baskı olabilir mi? Yine bazı sektörlerin karlılıklarını, hatta genelini etkileyebilir mi? Tabii ki etkileyebilir. Fakat yani şu ana kadarki işte hükümet politikalarından anladığımız, Türkiye ekonomisinin yavaş büyümesi istenen bir durum değil. Yani Türkiye ekonomisinin belli bir seviyenin üstünde büyümesi hükümetin öncelikli hedefi. O yüzden bu parasal sıkılaştırmanın da kontrollü kalacağını, yani ekonomiyi çok hızlı bir yavaşlamaya veya durgunluğa sevk etmeyeceğini düşünüyor, algılıyor piyasalar. Yani görünen o çünkü. Yatırımlardan ve bu arada cuma günü işte borsadaki yükselişte işlem hacmi de bu borsadaki yükselişi destekledi. Yani endeks yükselirken işlem hacmi de çok arttı. Görünen o ki, yani şu anki BIST yatırımcıları, Borsa İstanbul yatırımcıları yılın ikinci yarısından sonra gelecek sıkılaşmada da çok ciddi bir ekonomik yavaşlama ve daralma beklemiyorlar. Yani Türkiye ekonomisinin 2024 genelinde de işte yaklaşık %4'lerde, %5'lerde en az büyüyeceğiyle ilgili bir beklenti taşıyorlar ki
işlem hacmi de bu endeksteki yukarı hareketi destekliyor. Yani hacimli bir yükseliş trendi söz konusu. Hacimli bir yükseliş trendi söz konusu. Benim şahsi kanaatim de yani piyasalardan öte benim şahsi kanaatim de parasal sıkılaştırmanın ekonomik büyümeyi çok zedelemeyecek şekilde götürüleceği, enflasyonla mücadelenin daha belki zamana yayılan kontrollü bir şekilde devam edeceğidir. Sayın hocam bir de bu bağlamda borsayı elbette kısmen olumsuz etkileyecektir ama borsa üzerinde çok aşırı bir ne diyeyim yıkıcı ya da işte olumsuz etkiye sebep olacağını inanmıyorum. Şahsi görüşümdür tabii bu arada. Sayın hocam bu arada hazır sizi bulmuşken şunun da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şimdi biz borsadan bahsediyoruz. Ama Türkiye'deki küçük yatırımcının da ilgisinin ne kadar artmış olduğunu bilerek bunun altını çizmek gereğini hissediyorum. Finansal okur yazarlık oldukça önemli. Sizler de biliyorsunuzdur. Buradan bir uyarı da ben bir bulunmak istiyorum ve sizin de o konuda soru yorumlarınızı alacağım. Yani borsada biz oynamak deriz. Yani halk arasında borsada oynamak denir. Halbuki borsa bir yatırımdır. Yani günlük alım satımlarda değil, biraz daha uzun vadeli. Gerçekten alım yaptığımız o kağıda, o hisseye inanıyor muyuz, güveniyor muyuz, finansalları nasıl, bunlara biraz bakarak yani Ahmet'ten, Mehmet'ten duyduğumuzda değil de hani bu yükselecekmiş diye duyduğumuzda değil, neden yükselecek, neden yükselebilirmiş diye biraz daha araştırarak ya da anlayarak yatırım yapmak daha doğru diye ben düşünüyorum. Çünkü küçük yatırımcının zarar görmesini istemiyorum. Sizin de bu konuda küçük yatırımcıya verebileceğiniz böyle tavsiyeler olur mu? Onu dinlemek istiyorum. Yani bu kadar analizi için. Tabii çok doğru şeyler söylediniz. Ama tabii küçük yatırımcı da artık bilinçleniyor. Yani finansal okuryazarlığının arttığına inanıyorum. Şu son dönemde benim de etrafımda gördüğüm işte tepkilerden ya da aldığım sorulardan. Söylediklerinizde çok haklısınız. Yani ben hani ufak bir benzetme yapayım. Nasıl kışlık kıyafetlerimiz var, yazlık kıyafetlerimiz var veya kışın hava soğukken bile işte farklı kıyafetler, yağmurluyken işte şemsiyeyle çıkıyoruz falan. O zaman demek ki yatırımlarımızı da yönetirken bir kere her şeyden önce farklı vadelere göre birikimlerimizi bölmeliyiz. Yani daha kısa vadeli yatırımlar yapabiliriz, daha orta uzun vadeli yatırımlar yapabiliriz ve daha uzun vadeli yatırımlar yapabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Eğer yazın düğün yapacaksanız o zaman tabii şu anki tasarruflarınızı düğün için kullanmak üzere ayırdığınız tasarruflarınızı daha kısa vadeli değerlendireceksiniz. Ama emekliliğiniz için bir planlama yapıyorsanız o zaman tabii ki daha uzun vadeli yatırım yapacaksınız. Ve doğal olarak da yatırım vadelerinize göre yani vade tercihlerinize göre yatırımlarınızı, portföylerinizi yönetmelisiniz ve çeşitlendirmelisiniz. Asla ve asla tek bir hisse senedine veya iki hisse senedine yatırım yapılmasını tavsiye etmiyoruz. En az 4-5 tane hisse senedinden oluşan bir portföy olmalı. Portföy çeşitlendirmesi yapılmalı. Onun dışında işte vadelere göre portföylerinizi yönetmelisiniz. Tabii ki işte sektörler, şirketler ve bu şirketler ve sektörlerle ilgili finansalları takip etmek, işte bu şirketlerin karlılıkları ne vaziyette, satışları ne vaziyette, yatırımları ne vaziyette, genel ekonomik konjektürde bu şirketler ne durumdalar, işte global piyasalardaki gelişmeler bu şirketleri, bu sektörleri nasıl etkiliyor, bizim ülkemizdeki koşullar bu şirketleri, sektörleri nasıl etkiliyor, bunları takip etmek gerekiyor. Tabii bu kolay bir şey değil. O nedenle de belki daha uzun vadeli yatırımlarımızı profesyonellerin yönettiği fonlara yapmalıyız. Yani çeşitlendirmeyi de çünkü içermiş oluyor bu fonlar, öyle değil mi? Hem çeşitlendirme hem vade anlamında da riski dağıtıyor. Tabii ki. Yani mesela ben şahsen kendi bireysel emeklilik yatırımlarımı profesyonel yönetilen fonlarda tutuyorum. Çünkü hiçbirimizin o kadar da vakti ve zamanı yok yani kendi kişisel yatırımlarımızı yönetebilmek adına çok sürekli haber takip etmek gibi bir vakit ve zaman ayıramayabiliriz. O yüzden daha orta ve uzun vadeli yatırımlarımızı
profesyonellerin yönettikleri fonlara belki koymak, işte daha kısa vadeli yatırımlarımızı da takip ederek ve sürekli tabii aktif portföy yönetimi, yani işte hem bu portföyün içindeki şirketleri hem sektörleri, bunlarla ilgili haberleri düzenli bir şekilde takip ederek yönetmekte fayda var. Ve tabii yine yatırımlarımızı, yani birikimlerimizi, tasarruflarımızı sadece borsa olarak görmemek lazım. Yatırımlarımızın bir kısmıyla işte tahviller, bir kısmıyla belki mevduat, bir kısmıyla belki işte altın olabilir. Yatırımları. Tam onu soracaktım hocam. Yani borsayı da çeşitlendirmek lazım. Sadece borsa yatırımı değil. Tabii ki. Başka yatırım araçları tabii hakkında ki neler düşünürsünüz? Tam onu soracaktım. Lütfen devam edin. Buyurun. Yani altın, işte yine ECB'nin ve Fed'in faizleri indirilmesiyle beraber yükselecek. Ama artı yani altın şu son dönemdeki enflasyon nedeniyle de yükselecek, yükselmeye devam ediyor. Tasarruflarımızın bir kısmı her zaman altında olmalı. Çünkü altının güvenli liman olma özelliği var. Yani jeopolitik risklerin arttığı, siyasi gerilimin arttığı, ekonomik olarak belki olumsuz havanın hakim olduğu ortamlarda altın bütün yatırımcıların sığındığı bir güvenli liman. O yüzden portföyümüzün bir kısmının her zaman, işte bu tabii oranlar değişebilir, işte daha olumsuz tablolarda belki altın yatırımlarını işte %20'lere çekebiliriz, daha olumlu ortamlarda bunu belki %5'lere indirebiliriz, ama tasarruflarımızın, birikimlerimizin bir kısmı muhakkak altında olmalı. Bir kısmı sabit getirili menkul kıymetlerde olmalı, yani tahvillerde olmalı. İşte bir kısmı mevduatta kalabilir. Yani yine daha kısa vadeli yatırımlarımızı mevduatta tutabiliriz. Bu arada tabii gelecekte faiz oranlarının düşeceğini bekliyorsak, şu anda bono tahvil yatırımları da çok cazip. Çünkü faizler düştüğü zaman şu anda satın aldığımız tahvillerin fiyatı da artacaktır. Bu da yatırımcıya buradan bir sermaye kazancı sağlayacaktır. O yüzden birikimlerimizi ve işte yatırımlarımızı planlarken sadece borsa, sadece hisse senetleri de değil, sabit getirili menkul kıymetler de dahil olmak üzere bir planlama yaparsak ve yine yatırımlarımızı farklı vade tercihlerine göre portföylere bölersek küçük yatırımcının zararı minimize olacaktır. Tabii zararı tamamen elimine edebilmek çok kolay değil açıkçası. Yani literatürde zararın tamamen ortadan kaldırılabileceği, işte portföy çeşitlendirmeleri yapılabilir. Ama bunu gerçekte birebir uygulamak çok kolay değil. Ama amacımız portföy çeşitlendirmesiyle zararımızı minimize edebilmek olursa, veya işte bu portföy çeşitlendirmesi için de bir taraftaki işte yatırım araçlarından olası bir zararı diğer taraftaki yatırım araçlarından sağladığımız karla kapatıp, hatta yine portföy genelinde, tüm portföy genelinde artıya geçebilmek, kâra geçebilmektir. O nedenle olabildiğince, dediğim gibi, çeşitlendirerek, farklı vadelere göre portföylere bölerek ve tabii düzenli ve işte metodik bir haber takibi yöntemiyle, aktif portföy yönetimiyle yatırımcılar yatırımlarını yönetebilirler. Ve tabii çok önemli finansal okuryazarlık. Neden çok önemli? Çünkü artık şu anda işte enflasyonun etkisiyle satın alma gücümüz bütün dünyada, herkesin, yani bütün dünya vatandaşlarının, öyle söyleyeyim, satın alma güçleri azalıyor. Tasarruf yapmak ve birikim yapmak daha zorlaşıyor. O yüzden tasarruflarımıza ne diyeyim, iyi yönetmek veya tasarruflarımıza sahip çıkabilmek, tasarruflarımızı koruyabilmek bile bazı dönemlerde çok önemli bir unsur haline geliyor. Bu da piyasaları takip etmek, işte daha belki bu konuda merak edip, işte şu an YouTube, gençlerin elinde çok güzel imkanlar var. İşte YouTube'da çeşitli kanallardan işte akademik anlamda da belki bilgi alabilmekle mümkün. Ama ben gençlerden açıkçası özellikle şu dönemde bu konuda çok umutluyum ve çok güzel geri bildirimler alıyorum. Evet, çok teşekkürler açıklamalarınız için. Son birkaç dakikamıza girdik. Şimdi gençlerden de bahsettik. Siz de şöyle bir yorumda bulundunuz.
artık yatırım yapmak oldukça güç, tasarruf yapmak daha doğrusu oldukça güçleştiği için biz zaten borsanın ne kadar yükseldiğini takip ediyoruz, izliyoruz bir yandan da. Bir yandan da şimdi hem vade önemli hem çeşitlendirme önemli dedik ama insanların riske nasıl baktığı da çok önemli. Şimdi kimileri, gençler biraz daha riski seviyor. Daha kısa vadede daha fazla kazanayım diye düşündüğü için daha riskli yatırımlara da yönelebiliyor. O konuda da belki söylemek istedikleriniz olabilir diye düşündüğüm için kripto paralarla ilgili de sizden çok böyle çok kısa, böyle hap gibi 1-2 dakikada bize özetleyebileceğiniz, sizin bakışınız nasıl, bunlara karşı da yine yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı uyarmak amacıyla sizin bir görüşlerinizi alalım istiyorum sizi bırakmadan önce. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Hani borsa oynamak. Şimdi genelde finansal piyasaları ya da işte bu kriptoları da oynamak olarak görüyor yatırımcılar. Tabii bu oynamak değil. Yani bu yatırım yapmak. Bu tamamen bambaşka bir şey. Yani işte kumar gibi değil gerçekten. Çünkü arkasında çok farklı dinamikler var. Mesela hisse senetlerinde bir şirketin karına veya zararına ve o şirketin öz sermayesine ortak oluyorsunuz. O nedenle bir kere yatırım yapmak. Şimdi yatırım yapmak devreye girdiğinde de tabii riskimizi yönetmemiz gerekiyor. Ama tabii herkesin de, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi, yatırımcıların da risk alma dereceleri farklı. Yani kimisi daha fazla risk seviyor, kimisi çok daha az risk seviyor. Yine literatür işte risk alma derecelerini ayırır ve işte buna göre portföy yönetimi tavsiye eder. Ama tabii riski yönetmek gerekiyor. Yani riski belli bir aralıkta tutmak gerekiyor. Bu nedenle de portföy çeşitlendirmesi öneriyoruz zaten. İşte bu nedenle de vadelere, farklı vadelere göre bu portföylerin yönetilmesinin altını çiziyoruz. Ama onun ötesinde çok önemli belki piyasalarda uygulanması gereken, özellikle daha riskli yatırımlar yapıldığında uygulanması gereken daha basit kurallar var. Mesela kripto paralara yatırım yapıyorsanız işte kaybettiğinizde canınızı çok yakmayacak miktarda, ufak miktarlarda toplam birikiminizin, evet toplam birikiminizin canınızı çok yakmayacak miktarda iki kısmını ayırmanız ve bu yatırımları yaparken, yani hisse senetlerinden daha farklı olarak daha riskli yatırımları yaparken kendinize kazanç ve kayıpla ilgili sınırlar koymanız gerekiyor. Yani işte ben kripto yatırımı yaptım. %10 kazandığımda... Hocam süremiz doldu, toparlayabilirsek. Evet buyurun. Tabii. Bu piyasadan çıkacağım veya %10 kaybettiğimde bu piyasadan çıkacağım gibi, yani stop gain, stop loss'lar koyarak bu yatırımları yönetmek, özellikle riskli yatırımlarda kayıpların önüne geçilmesi için çok önemlidir. Bu basit kuralları belki yatırımcıların düzenli bir şekilde uygulaması ve takip etmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Miktar kısıtlaması ve hedef getiri, hedef kayıp gibi hedeflemeler yapılarak bunlardan da korunabiliriz dediniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer efendim bizimle birlikteydi.